Evet, bugün güzel bir elmalı kurabiye yapıyorum. Elmalarımı rendeledim. Üzerine de bir çay bardağı şeker koydum. Bir şeker kaşığı da tarçın koydum. Suyunu çekene de kaynatıyorum elmalarımı. Bugün gün menüsü gibi bir şey yapacağım. Ama tabii kendimize özel misafir yok. Misafir gelirse kısmetini o da yer. Çocuklarımın canı istemiş, ben de yapıyorum. Elmalı kurabiye, ardından da müflöyü çıkardım. Güzel bir müflöy böreği yapacağım. Bugün kolay tarafından. Zor iş yok. Yetiştirebilirsem yumurtalı kısırımı da yapacağım. Menüyü tamamlayacağım. Yani bugün güzel bir çay menüsü var. Elmalarım suyunu çekti mi? Hemen hamuruna başlıyorum. Hamurunda da tereyağı, un, kabartma tozu. Bazen böyle düşünerek konuşuyorum. Acaba unuttuğum bir şey var mı? Pudra şekeri hamurunda. Tekrar söylerim katarken. Unuturum diye korkuyorum böyle. Sizi de yanıltmayayım. Videomu kapatalım. Daha fazla uzamasın. Aşama aşama hepsini çekeceğim. Elmalarım suyunu çekti. Ocaktan alıyorum. Tabağa koyup soğumaya bırakıyorum. Bir taraftan da ben hamurunu tutmaya başlıyorum. Evet, tüm malzemelerimi böyle güzelce yağ, pudra şekeri, kabartma tozunu erittim ve unumu katıyorum. Unu da ölçmüyorum, aldığı kadar her zamanki gibi. Çok da sert bir hamur yapmayacağım. Birden unu eklemek istemiyorum. Azar azar katıyorum. Buraya ocağın üstüne getirdim. Görüntü güzel verebilmek için sizlere. Daha önce kendim yoktum kamera önünde. Sizler beni cesaretlendirdiniz. Ben de şimdi kendime de çekiyorum, sizlerle birlikte yapıyoruz. Bu elmalı kurabiyeyi oğlum çok seviyor. Torunum çok seviyor. Mucize. Anneannesi yapsın, onlar da güzel güzel yesinler. Birazdan toplanacak. Az daha un ilavesi yapıyorum. Çok sert bir hamur yapmak istemediğim için azar azar katıyorum bunu. Aldığı kadar yani. Tam ölçü hiçbir zaman olmuyor. Unda yani. Geri kalanlarını ölçülü koyduk. Bayağı bir amaratız. Ardından da müflöyden güzel bir börek tarifi vereceğim sizlere. Bulgurlu ekşimikli müflöy hamurundan güzel bir börek olacak. Ben bulguru böreklere çok yakıştırıyorum. Onun için onu da bulgurlu yapacağım. Ve ardından tekrar bir tarif daha gelecek. Yumurtalı kısırımı yapacağım. Menüyü tamamlayacağım yani. Tam bir çay menüsü olsun. Kurabiye, börek, kısır.
çoluğum çocuğum hep birlikte yesinler. Hamur toplanıyor, daha fazla un katmayacağım. Yumuşak bir hamur olsun. Ben burada videoyu kapatıyorum. Daha sonra tekrar açacağım. Elmalı turtamın hamurunu tuttum. Masama geldim. Burada masamın üzerinde şekillerini vereceğim. Burada da elmalarım. Açmak için un kullanacağım. Merdanem, kesicim ve yağladığım tepsi. Tuttuğum hamuru böyle beşe böldüm. Yuvarladım. Ve açımına başlıyorum. Yuvarlak açtığım hamuru kesimini yapıyorum. Böyle tam ortadan kesiyorum. Bir daha ufaltsam çok ufak mı olur acaba diye düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim. Çok ufak olursa bir dahaki hamurumu dörde bölüp de yaparım. Ufak ufak yapalım. Olmazsa ötekini değişik yaparız. Daha büyük yaparız. Sıkıntı yok. Bir şeker kaşığı da ancak alacak bu ufak parçalar. Hepsinin ucuna şöyle elma koyuyorum. Böyle yakından çekmek istedim. Elmaları bol bol olsun. Çocuklarım öyle seviyor. Evet. Aynen böyle hepsine elma koydum. Ve kıvırma işlemine başlayacağım. Bunu işte tek elle yapamayacağım. Burada gösteremeyeceğim sizlere yani kıvırma işlemini. Şöyle bir deneyelim ama gene de. Evet oldu. Başardık. Büyüklükleri nasıl? Biraz ufak mı sizce? Ufak kurabiyeler mi olsun? Kurabiye de fazla büyük olmaz zaten. Ufak ufak kıvıralım bakalım. Evet. Yumuşak bir hamur olduğu için biraz kaldırırken zorlanıyor. Parçalanmasın diye. Bana kalsa bunu biraz daha büyük yaparım. Ama böyle başladık. Böyle de devam ederiz herhalde. Ufak kurabiyeler olsun. Birer yudumluk. Evet. Böyle devam edelim. Kurabiyelerimi açtım, kestim. Elmalarını da koydum. Kıvırma işlemine başladım. Ufak ufak kurabiyeler oluyor şöyle. Elmasını da çok bol koymuşum. Kıvırırken biraz zorlanıyorum. Daha bir az koymam gerekiyor herhalde. Çocuklar elmalı bol seviyor diye ben de abarttım. Daha az elma, daha kolay kıvrılacak. Benimkiler bayağı bir elmalı. Ama onu da elma getiriyor tadını. Tekrar hamurumu alıyorum.
Biraz da un serpelim. Yapışmasın. Masanın üstünde yaptım. Burada oturduğum yerden yorulmuyorum fazla. Böyle ufak işleri burada yapıyorum. Börek gibi oldum. Onları musluğun üstünde açıyorum. Evet. Yuvarladık. Ve kesimini... Elmalı kurabiyelerimi yaptım. Fırına veriyorum. Müflö yamurundan bulgurlu börek yapacağım. Bir bardak bulgur koydum. İri bulgur. Yıkayıp üzerine çıkana kadar su koyup kaynatacağım. Bulgurumu yıkadım. Üzerine çıkacak kadar su koydum. Kaynatmaya başlıyorum. Suyunu çekene de kaynayacak. Bulgurumu şöyle karıştırıyorum. Suyunu çekti mi tamamdır. Ekşimini karıştıracağım soğuduktan sonra. Böreklerimin içine koyacağım. Bulgurum kaynıyor. Börek için. Burada da kısır için. İnce bulgurumu haşlayacağım. Suyumu koydum. Burada da elmalı kurabiyelerim pişiyor. Bulguruma bir miktar sıvı yağ ekledim. Karıştırıyorum. Bulgur börekleri şahane oluyor. Bulgurum suyunu çekti. Ocağı kapatıyorum. Kurabiyelerim isler gibi pişiyor. Kısırlık bulgurumu haşlıyorum. Suyumu kaynattım. Evet, yeterli. Daha fazla da ıslatmamıza gerek yok. Kapağını kapatıyorum. Kabarmaya bırakıyorum bulgurumu. Böreklik bulgurumu kabarttım. Soğusun diye şöyle bir kaba koyuyorum. Soğuduktan sonra ekşi minik atıyorum. Burada da börek için müfrelerim var. Böreğim için bulgurumu kaynattım. Bir miktar da sıvı yağ kattım. Burada da yaptığım ekşimiğim var. Misler gibi şöyle. Peynir suyundan kestirmiştim. Derin dondurucuya koydum. Böreklerime kullanıyorum. Bu bulgur böreklerime çok gelecek. Sorun yok. Kalan iç harcımı derin dondurucuya koyacağım. Başka bir zaman yine kullanacağım. Kurabiyelerimi çıkardım. Üzerlerine de pudra şekeri serptim. Soğumaya bırakıyorum. Evet, müflöy böreğimi de yapmaya başlıyorum. Bulgurlu iç harcımı hazırladım. Böyle de müflöy hamurumu aldım. Biraz un seperek şöyle açmaya başlıyorum. Hamurumu kare olacak şekilde açtım. Ve şimdi şeklini veriyorum. Evet. Böreğimin şeklini veriyorum. Ben de bunu internette seyrettim. Şekli için yapıyorum. Şöyle kesimini yapıyoruz. Hoşuma gitti şekli. Ben de denemek istedim. İnşallah beceririm. Ben alışmışım hep yufka kendim açmaya. Evet, şöyle bir köşesini kestim. Burayı kesmedim. Buraya malzemesinden koyacağım. Burayı da kesmiyorum yarısını. Burasını gene aynı. Burayı kestiğim gibi kesiyorum. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Nefis ev yemekleri tarifinden gördüm bunu. Ben de denemek istedim.
Biliyorsunuz beni takip edenler bilir. Ben hep el açması börek yaparım. Bu da bugün sırf bu şekli için yaptığım bir börek. Evet, aynen kesimini böyle yaptım. Ve malzemesini koyuyorum. Ben bulgurlu yaptım. Siz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Bulgur böreklerini çok sevdiğim için buna da çok yakışır. Bulgur. Evet, şöyle koyuyoruz. Ve şu kesmediğimiz parça, biraz daha ufaltalım onu. Çok büyük kalmış. Bir bu taraftan. Bir de şöyle yapalım. Evet. Buradan alıyoruz bu parçayı. Bunun üzerine koyuyoruz. Bakalım olacak mı? Şöyle. Olmazsa başka bir şekil vereceğim. Denemesi bedava dediklerinden benimkisi. Şimdi esas bu saç örgüsü gibi yapıyor. Şöyle buradan alıyor. Buradan alıyor böyle. Olacak galiba. Hadi bakalım. Bismillah diyerek başlıyoruz. Değişik bir şekil. Ve ilk defa yapıyorum. Ben sadece iç malzemesini değiştirdim. Bulgurlu tarifte peynirli maydanozlu. Benimki de bulgurlu ekşimikli. Evet, gayet de güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Şeklini de becerdik herhalde. Değişik bir şekil. Sırf bu şekil için yaptım. Değecek galiba. İnşallah güzel de pişerler. Evet. Gerçekten oldu. Kendimi tebrik ediyorum. Becerdik. Oldu. Ve tepsime koyuyorum. Ben bir daha bu şekli yaparım. Nefis ev yemeklerine de teşekkür ediyorum. Tepsimi de yağladım. Böreğimi koyuyorum. Evet. Böreklerimizi yapmaya başladık. Şöyle müflü yamurumu alıyorum. Biraz telefonu tam yerine koyamadık. Buradan inşallah göreceğiz. Şöyle un serpiyorum. Ve hamurumu kare olarak açıyorum. Bir tane yaptım. Yakın çekim yaptım sizler görmeye. Gayet de güzel oldu. Değişik bir kesimi var. Yapılışı değişik. Ben de değiştirdim. İç malzemesini bulgurlu yaptım. Peynirliydi tarifinde. Peynirli maydanozlu. Şöyle yufkayı, yani müflüyü, alışmışım yufkaya açmaya. Kar bulana kadar açıyorum. Gözleme gibi. Evet, gayet de güzel açıldı. Şimdi kesimi. İnşallah oradan sizler de görürsünüz. Kesimi şöyle bir köşesinden başlıyorum. Yarıya kadar gelecek şekilde böyle kesiyorum. Bunlar saç örgüsü öreceğimiz için şöyle kesimini yapıyoruz. Evet. Bir köşesini kestim yarıya kadar. Bu köşe boş kalıyor. Malzemeyi koyacağım. Hemen yanındaki köşeyi kesiyorum tekrar. İki köşe boş kalıyor yani karşılıklı. Şimdi bu taraftan kesiyorum. Aynen böyle yarıdan başladım. Onları da böyle kesimini yapıyorum. Basit yani, zor gibi gözüküyor kesim ama kolay. Bir tane yaptım, anladım. Çözdüm işi.
kesimleri güzel kesmemiz lazım. 2, 4, 6, 7. 4, 6, 7. Bunun biraz kalın oldu işte. Kesimlerini den düşürmemiz lazım. Mecbur buradan da bir tanesini aynı yapacağım. 8 tane. İki ucunu kestik. Şimdi malzemeyi koyuyorum. Ben bulgur kaynattım. Ekşimi karıştırdım. Şöyle kesmediğim köşeye koyuyorum. Biraz da fazla koyuyorum. Bulgurlu güzel olur çünkü. Ve bir köşesini daha kesmedik. Onu da onun üstüne kapatıyoruz. Şöyle kenarlarından bulgurlar çıkmasın diye de bastırıyorum. Üzerinde un varsa onlar da böyle. Evet, şimdi böreğimiz kapandı. Ve üstündeki şeklini veriyorum. Şekli de şöyle kestiğim bir tane hamur alıyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan saç örgüsü örüyoruz böreğin üzerine. Böreğin güzelliğini veren burası. Biraz unu fazla koymuşum, siz koymayın. Bu hamura biraz fazla un gelmiş. Çok şahane bir şekli oldu. Çok beğendim yani bu şekli. Aynen böyle bunun tatlısı da olur. Elmalı yapabiliriz bundan. İçine elma koyup bu şekle verip niye olmasın? Olur. Ve son köşeleri de koydum. Şahane. Gene kenarlarından bastırıyorum. Buradan en son hamurum yapışmamış. Onu da koyduk. Şöyle yapıştırdık. Şekli bozulmasın. Zaten sırf onun için yapıyoruz. Evet, şekli bu. Yakından da gösteriyorum size. Saç örgüsü gibi böyle güzel bir börek oluyor. 2 tane yumurta sarısını şöyle biraz sıvı yağ ile karıştırıyorum. Ve böreklerimin üzerine sürüyorum. Bir paket müflö hamurundan 10 tane börek. Güzelce yağlıyorum börekleri yumurtayla. İnşallah piştikten sonra da şekli güzel olur. 2 tane yumurta sarısı sıvı yağ. Böreklerimin üzerine yumurtalarını sürüyorum. Böreklerimin yumurta sarılarını sürdüm. Fırına veriyorum. Böreklerimi fırına verdim. Güzel güzel kabarıyor. Böreklerim harika bir şekilde pişiyor. Buradan ışıktan beyaz duruyor. Ayağı bir kızardılar. Burada da pişecek olanlar. Kısırım için şöyle yarım paketten biraz fazla margarin, biraz da sıvı yağ, biraz dediğim bayağı bir sıvı yağ eritiyorum. Daha sonra da yumurtasını vereceğim. Yumurtayı da pişireceğim. Bu yağda bulgurumu dökeceğim. Kısırım için margarin erittim. Sıvı yağ ile birlikte ve yumurtasını veriyorum. Yumurtalı kısır. Kısırımı yumurtasını bol yağda pişiriyorum. Burada da yeşilliklerimi hazırladım. Yıkayacağım, doğrayacağım. Maydanozum, yeşil soğanım. Bulgurumu da haşlamıştım. Burada bol biberim, karabiberim ve domates salçam, tuzu. Burada da çayım tabii ki. Yanına mis gibi. Böreklerim harika bir şekilde neredeyse pişti. Burada da kısır için yumurtamı pişiriyorum.
Kısır malzemelerini hazırladım. Yeşilliklerin, bulgurun, elmalı kurabiyelerim. Eşimi tutmasam daha da yiyecekti. Kekime kalmayacak dedim. Çok şahane olmuşlar. Ağızda eriyorlar. Burada da çayımı koydum. Bir tepsi daha var. Onları da pişireceğim. Yumurta da pişti. Onu da kapatıyorum. Bulgurumun içine katıyorum. Kısırımın yumurtasını koyuyorum. Evet. Kısıra domates salatası koyacağım dedim. Eşim yanlışlamaya doğranmış domates almış. Ben de koyarken fark etti. Şimdi biber salatası koyuyorum. Yapacak bir şey yok. Sizin elinizde domates salatası varsa domates salatası koyun. Olmadığı zaman ben böyle de yapıyorum normalde. Bugün yanlışlık oldu. Ve biraz karabiber serpiyorum. Çok değil. Pul biberinin tuzunu veriyorum. Pul biberini veriyorum. Acı sevdiğimiz için acılı yapıyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Tabii ki kaşıkla olmaz bu yoğurma işlemi. Elle olacak. Sıcak diye şu an yumurtalar. Elimi yoğurmadım. Bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum. Çiğ köfte gibi düşünün bunu. Bunu da bulgura haşlıyoruz tek. Yeşilliklerimi de yıkayıp doğrayacağım. Onları da en son katacağım. Limonunu sıkacağım. Neredeyse doğranmış domatesi katacaktık. Kısıra. Yoğurmaya devam ediyorum. Video uzun olmasın. Kısırımı güzelce yoğurdum. Ve sıktığım limonu veriyorum. Az gelirse daha ilave edeceğiz. Burada da maydanozum, yeşil soğanımı yıkadım, doğradım. Onları da ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Az da yapmam. Bir filan kısır oldu. Şuraya bak. Gelen yesin, giden yesin. Bolcanın hesabı. Onun öyküsünü anlatmıştım size. Evet. Kısırım olmuştur. Işıktan öyle duruyor. Kıpkırmızı. Acı. Mis gibi. Mis gibi yumurtalı kısırım oldu. Buraya da servisini yapacağım. Altına şöyle marulu yıkayıp koyacağım. Yeşillikler içinde bir kısır olacak. Kısırım oldu. Harika, acılı, ekşili bir kısır. Elmalı kurabiyelerim bir taraftan yeniyor. Bir taraftan böreklerim pişiyor. Çayım demlendi. Sona yaklaşıyoruz. Kısırım için şöyle yeşilliklerimi yıkadım. Servis tabağıma koyduğum kısırımı koyuyorum. Zaten de ışıktan beyaz çıkıyor ama kırmızı. Kırmızı rengi. Ekşili, acılı, enfes lezzetli kısırım. Yeterli. Yanına limonunu da keseceğim.
İçine limon sıktım ama yanına da kesmek istiyorum ekşi sevenler için. Kısırım oldu. Servisini de yaptım. Kalan kısırımı da kapatıyorum. Dolaba kaldıracağım. Işıktan beyaz duruyor. Buna canım sıkılıyor. Şöyle çekelim. Mis gibi kısırımız. Yanına da çay demledik. Oh, gel de yeme. Şu kısırın güzelliğine bakın. Ekşili, acılı, yumurtalı kısırım. Yanına da çayını yaptım. Misler gibi. Tabii kısır yalnız yenmez. Şöyle bir de elmalı kurabiye yaptım. Ve müflöyden şöyle şekilleri şahane börekler yaptım. Bulgur börekleri. Masama hazırladım. Şöyle güzel bir kısır yaptım. Elmalı kurabiyelerimi yaptım. Böreklerimi yaptım. Oğlum, eşim şöyle güzel bir çay keyfi yapacağız. Hepsi lezzetli, harika olmuş. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.